Herkese merhaba sevgili dostlarım. Kahve videolarıma devam ediyorum. Bugünkü videomda kahvenin yararlı etkileriyle ilgili konuşacağız. Çocukluğumuzda neredeyse her evde kahve pişirildiğini biliyorduk ve görüyorduk. Ama bunun neden olduğunu bir türlü hafızamız almazdı. Kahvenin sadece kokusu ve tadı değil, aynı zamanda sağlığa da birçok olumlu etkileri olduğunu artık biliyoruz. Gerçekten kahvenin olumlu etkileri, faydaları saymakla bitmez. Ekranda bunları toplu olarak göreceksiniz. Eğer sağlıklı bir beslenme ve yaşamla birlikte, biliyorsunuz benim daha önce sizler için yayınladığım bir kitabım var, Alkali Yaşam. Bu alkali yaşam ve alkali beslenme ile birlikte eğer kahve alışkanlığı edinirseniz sağlıklı ve uzun yaşamak mümkün olabilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kahve biliyorsunuz alkali yaşam felsefesinde asidik bir içecek olarak görülüyor. Kahvenin asiditesi diğer alkali yiyeceklerle gün boyunca dengelememiz mümkün. Eğer bunları başarabilirsek kahvenin olumlu etkilerinden yararlanabiliriz. Bir yudum kahvemi ben de alıyorum. Kahvenin temel olarak metabolizma üzerine, organlarımız üzerine ve sinir sistemi üzerine oldukça olumlu etkileri vardır. Metabolizmamızı hızlandırır, immün sistemi güçlendirir, metabolik sendromu azaltır, insülin direncinin azaltılmasına katkıda bulunur, antioksidan seviyemizi yükseltir. Biliyorsunuz antioksidanlar oksidatif strese karşı güçlü savaşçılardı vücudumuzda. Şeker ve yağ metabolizmasına olumlu katkılarda bulunur. Yani hem şekeri hem yağ yıkılımını artırır. En önemlilerinden biri de bağırsak mikrobiyatamızı olumlu etkiler. Ve sıkı durun, yaşlanma hızımızı azaltır. Evet, o organlar üzerindeki etkilere kısaca bir bakalım. Kahvenin biliyorsunuz metabolizma sonucunda teofilin, teobromin gibi moleküller meydana geliyor idi. Bunlar bronş genişletici moleküllerdir. Onun için akciğerlerimiz daha iyi nefes alır ve bronşlarımız genişler kahve içtikten sonra. Kronik böbrek yetmezliği riskinde azalmalar meydana gelir. Erkeklerde sertleşme problemlerini azaltır. Endotel fonksiyonlarını düzeltir, pıhtılaşma riskini azaltır. Dolayısıyla kalp krizi riski daha da azalmış olur. Kadınlarımızda endometriyozisi azaltır. Kanser gelişme riskini azaltır. Bu da çok önemli. En önemli etkilerinden biri de karaciğeri korumaktadır. Bağırsaklarımızda kabızlık ya da ishale neden olmaksızın bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kahvenin en önemli etkilerinden biri de sinir sistemi üzerinedir. Sinir sistemi için uyarıcıdır. Sinir inflamasyonunu önler, nörodejenerasyonu önler ve depresyona iyi gelir. Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskiniz azalır. Psikomotor fonksiyonlar daha iyi hale gelir. Daha iyi ruh hali ve bilişsel fonksiyonlar ortaya çıkar. Düzenli tüketildiğinde uzun süreli bellek fonksiyonlarımız daha üst noktaya çıkar. Yorgunluğu azaltır. Felç geçirme riskiniz daha azalır. Kısacası gerçekten kahve, içindeki moleküller ve kafein sinir sistemimizi ve nöronlarımızı korur. Bu bahsettiklerim sağlık üzerindeki olumlu etkilerin sadece bir kısmı. Detaylı öğrenmek istiyorsanız benim daha önce yayınladığım Kahveli Yaşam ve Sağlık Üzerine Etkileri kitabım bulunmakta. Bunu internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Kitabın satış linki aşağıda bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi kahve sadece masa başı içeceği değildir. Yani gerçekten sağlık üzerine çok çok olumlu etkileri bulunmaktadır. Ama düzenli tüketildiği zaman bu etkiler ortaya çıkar. Düzenli tüketenlerin ise bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Bunları da sizlerle daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Videolarımı beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve lütfen abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın ve kahveli kalın.